Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şeker hastası da illa hani şeker çikolata yememek değil. Biliyorsunuz yağlı hamur işi ekmeğin fazlasında kısmaktan geçiyor. Buna yakalanan insanlarımızın da bunu aşırı bir stres, bunalım yapmamalarını diliyorum. Çünkü bununla yaşamayı öğrenmekten geçiyor. Evet. Hocama sorum şu, ben Aralık 1983'te şekere yakalanmadan 5 ay önce muazzam yoğun bir aşırı stres yaşamıştım. Ama bu stresi 5 ay boyunca hiç aklımdan atamadım. O olayla yatıyorum, o olayla kalkıyorum. Aile tarafında hiç şeker yok, anne baba tarafında. Öyle ki başka şeyler düşünmeye çalışıyorum, moralimi düzeltmeye çalışıyorum. Yine gitmiyor. Yani acaba bu aşırı yoğun streste şekeri çıkarmış olabilir mi? Bunu çok merak ettim çünkü. Tetikliyor mu hocam? Hastalıklarda evet. Hazırlayıcı faktörler var. Stres de bunlardan bir tanesi. Ama hani akacak kan damarda durmaz gibi bir laf var halk arasında. Bir de duvarın hem insanı gam yıkar diye bir laf var. Ben doktor olduktan sonra bu sözlerin daha anlamlı olduğuna karar verdim. Daha iyi anladık bu sözlerin anlamını. Hakikaten çok gam, stres yapmamak lazım. Ama tabii buradan söylemek kolay, yapmamak lazım diye. Zaman zaman bizim de böyle buhranlı dönemler oluyor. Daha çok gençlik yıllarında oluyor bunlar. Tabii o durumlarda annelerimizin, babaların bize destek olması lazım. Ben hep bahsediyorum. Benim 18 yaşım en kötü yaşımdı. Çünkü niye? Lise bitirmişiz. Normal lise, üniversite sınavına gireceğiz. Ne olacağını belli değil. Aile yoğun baskı altında maddi sorunlar var. İşte bu çocuk ne olacak ileride? İşte normal liseyi yolladı. Keşke sanat okuluna verseydi. Şu anda meslek sahibi olacaktı. İşte size para getirecekti gibi. Çevre baskısı da var. En başta dedik o sosyal problemler sebebiyle bizim halkımız yangınla körükle gidiyor maalesef. Ben tıbbı kazandığımda komşulardan bir tanesi bu çocuk nasırlı elleriyle nasıl hasta bakacak diye bir sorusu olmuştu anneme mesela. Ki ben okumak için çalışmak zorunda kaldım inşaatlarda. Tabii ki ellerimiz nasırlıydı o zamanlar. Ben şu anda ellerimde nasırım yok. Çok da güzel hasta baktığımı düşünüyorum. Ama yani yangına körükle gitmek gibi o yıllarda biz de çok demoralize edildik maalesef. Üstelik de bizi sevdiğini söyleyen komşularımız tarafından da biz bu sözleri duyduk. Takdir edilmemesi gerektiği halde bu şartlara rağmen bu adam bu zor şartlarda okumasına rağmen doktor olmayı başarabilmiş gibi takdir edici cümleler kurulması gerektiği halde bu tür cümleler kurulması beni ters yönde etkiledi. Olumsuz değil, olumlu yönde etkiledi. Ben çok seviyorum sürpriz yapmayı. Hayatımda, günlük yaşamda bir sürprizlerim var. Mesela yemek alırken yemekhanede kim yaptı bu yemeği diye beğenmemiş gibi yapıp haşçı korkarak hocam bugün ben yaptım bu yemeği. Eline sağlık, çok güzel olmuş diyorum mesela gibi küçük sürprizler de yapmamız lazım bizim etrafımıza. Ben bunu minnete şaktabanlık olsun diye yapmıyorum. Mesaj olsun diye yapıyorum ben insanlar aslında. Ve hastanemize şimdi herkes yemeği alırken aynı espri yapıyor ısrarı. Aramızda güzel bir ilişki oldu aşılarla, yemek dağıtanlarla mesela. Çıkarken de yemekten sonra tepsimi kendim götürüp bırakıyorum. Herkes kendisi götürmeye başladı. Çıkarken ben aşılara elinize sağlık, çok güzel olmuş diyorum mesela. Çok sağ olun diyorum. Çıkarken herkes bunu demeye başladı. Yani kimse bunu yapmıyor demek kötü örnek almak değil, öncülük yapmakta ne ayıp var? Niye önce olmayalım biz? Niye evimizin önünü biz temizlemeyelim? Biz evimizin önünü temizlediğimizde herkes evin önünü temizlerse bütün mahalle temiz olur. Yani çabalarımızı küçümsememiz lazım. Küçük bir çaba bile çok önemli. Deniz Yıldız hikayesi var. Karaya vurmuş bir sürü deniz. Ölmek üzereyken deniz yıldızları bir adam atıyormuş bunları geriye. Demiş ki hangi birini kurtaracaksın? Demiş benim için çok fark etmez. Ama o binlerce yıldızdan birkaç tanesini kurtarmak da onun için çok anlamlı. Ben o deniz yıldızlarını atıyorum denize geriye diye düşünüyorum. Boşa bir çaba diye görülebilir. Böyle tabloya komple bakarsanız dışarıdan ama o küçük ayrıntılarda o yıldızın bazında düşündüğün zaman onun hayatını kurtarmak önemli. Ben her hastaya bir dünya gözüyle bakıyorum ben. Her hasta odama girince ben ona çok kıymetli gözüyle bakıyorum. Hakikaten de öyle. Her insan çok kıymetli. En iğrenç insan bile benim gözümde kıymetli. Yani iğrenç dediğimiz hani katildi, hırsızdı, psikopattı bilmem ne.
Bana her türlü hasta geliyor. Mahkumlar da geliyor kelepçeleriyle mesela. Ben söktürüyorum kelepçesini. O benim gözüm çünkü mahkum değil. O mesajı veriyorum o mahkuma da. En azından moral olması açısından. Hepimizin çabaya ihtiyacı var. Sizler o çaba içindesiniz zaten. Birimizin çocuğu hasta. Örnek bir anne profili çiziyorsunuz. Sizi kutluyorum o anlamda. Siz örgüt kurarak, diyabetle ilgili aklına bir şekilde cemiyet kurarak, topluma en azından bir hasta olarak yaşadığın sıkıntıyı başkası yaşamasın diye çaba harcıyorsunuz. Çok örnek bir çalışma içindesiniz sizler. Diğer hastalar kendileri yaşamışlar, sıkıntı yaşamasınlar diye en azından buraya gelerek bu soruyu gündeme getirerek de mesela o soru yaşamasın diye başkaları adına çaba harcayarak bu soruyu soruyor mesela bana. O da çok güzel bir şey, çok takdire şayan bir soru mesela. Kendini düşünerek değil, başkaları için bu soruyu sordu. Diğer 83'ten beri hasta olan arkadaşımız tıbbın tarihini yaşıyor neredeyse. O yıllardaki insülinler şu andaki gibi değil. Onu söylemiştim, ben bilmiyorum 83'ten beri şeker hastası olduğumu. Ben o yıllar tıp öğrencisiydim. Ben birebir yaşadım bu tıbbi gelişimi. O yıllarda 10 yılda bir tıp değişiyordu ama şu anda aylık değişmeye başladı neredeyse. Çok hızlı bir değişim var. Bunun da bizim özel bir çaba harcamamız ve gündemi çok yakın takip etmemiz ve çok okumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.